Merhabalar, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak düzenlediğimiz Hayat Boyu Öğrenme Programı'na hoş geldiniz. Ee, bu yılın ilk programı ile sizinle beraberiz. Programımızda cinsel terapi eğitimi, bu konuyu konuşacağız sizinle. Konuğumuzda hocamız Erkut Coşkun, uzman doktor Erkut Coşkun. Hocam ben e, aynı zamanda bu eğitimi ailemer üzerinden düzenliyoruz. Üsküdar Üniversitesi ailemer uygulama merkezi olarak düzenliyoruz. Ee, hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Bulduk, teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Tabii ki. Siz biraz tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki. Uzman Doktor Erkut Coşkun. 25 yıllık hekimim. Ee, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde aile danışmanlığı eğitimi de aldım ve bu vesileyle zaten sizlerle tanışmış oldum. Evet. Akabinde de cinsel terapi üzerine çalıştığım için bu alanda gerek aile mer bünyesinde aile danışmanlığında sertifika programında gerekse cinsel terapi eğitiminde. Sizlerle birlikte cinsel terapiyi ilgileniyoruz, <laughs> eğitim olarak vermeye çalışıyoruz, faydalar sağlamaya evet, çalışıyoruz. Geçen yıldan beri programı yapmaya çalışıyoruz evet. bir türlü nasip olmadı. Yoğun talep alan da bir programımız, aynı zamanda uzun soluklu bir programımız, cinsel evet. terapi programımız, eğitimi. Eğitime hocam kimler tercih ediyor ya da kimler katılması gerekiyor? Şöyle, şimdi öncelikli olarak işte hekimler katılabiliyor ya da işte alanında özellikle işte psikoloji ya da psikolojik danışmanlık eğitimi almış olan lisans eğitimi almış olan arkadaşlarımız katılabiliyorlar. Yine aynı şekilde yüksek lisansla işte aile danışmanlığı almış sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız da rahatlıkla katılabiliyorlar eğitimimize. Hı hı. burada yine hemşire ve ebelerden 4 yıllık yine lisans mezunu olmuş ve aile danışmanlığı eğitimi almış, sertifikası hı hı. almış. herkes rahatlıkla katılabilir eğitimimize. Eğitim alma amaçları çoğunlukla cinsel terapist olmak mı yoksa işte aile danışmanlığından bahsettiğiniz ya da bir hemşireden bahsettiğiniz çalıştıkları alanda katkı sağlaması için mi? Şimdi tabii bu kişilerin tercihine göre değişiyor ama genel anlamda şöyle değerlendirmek lazım yani cinsel terapi ile aile danışmanlığı özellikle ya da cinsellik değerlendirdiğinizde, şimdi aile danışmanlığı yapacak arkadaşlarımızın mutlaka cinsel alanı, cinsellikle ilgili alanları iyi bilmesi gerekiyor. Biz aile danışmanlığı eğitim programı içinde de biliyorsunuz bu evet, dersleri... Evet, soru zaten o sorularımdan biriydi. Evet, bu Hı -hı. dersleri veriyoruz. Orada da amacımız şu, hani aile danışmanlığının içinde aileyle ilgilenirken tamam ilişkisel ya da sosyal diğer faktörleri değerlendirirken aslında bir yandan da cinselliğini de değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Cinsellik ve aile ilişkisi yani eş ilişkisi iç içe girmiş bir e, konu. Şimdi bu durumda sizin aile içinde ilişkisel bir probleminiz olduğu zaman bir şekilde cinsel hayatınızı da etkiliyor. Ya da Hı -hı. cinsel hayatınızda var olan bir problem sizin normal ilişkinizi de etkiliyor biliyor. O yüzden bu alanda çalışan arkadaşlarımızın hani mutlaka e, bu eğitime alması e, gerekli diye düşünüyorum ki danışanlarına çok daha faydalı olabilsinler diye. Hı -hı. Peki e Aile danışmanlığı eğitim programı içerisinde zaten bu programımız var bizim. Hı hı. E, ama tabii ki kısıtlı bir süre evet. içerisinde. E, programla arasındaki fark orada nelerden bahsediyoruz? Bu programda nelerden bahsediyoruz? Şimdi aile danışmanlığı içinde bahsettiğimiz daha çok e, cinselliğin yine genel tanımları, kavramlar üzerinde e, hareket ediyoruz. Ve e, hem cinsel danışmanlık hem de e, cinsel... Terapi gerektirecek ya da başka bir şekilde tedavi gerekecek bir durum var mı? Onu tespit edebilmek için genel yani problemleri tanımaya yönelik aslında eğitimler veriyoruz. Hı hı. Orada cinsel terapi uygulamak mümkün olmuyor. Hı hı. Ama cinsel terapi eğitimine geldiğimiz zaman tüm bunların yanında. Bir de terapi tekniklerinin nasıl te tedavi yapılacağını, hangi noktalarda ne tür müdahalelerin yapılacağı noktasında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Her yani büyük fark evet, bu. Uzun soluklu bir program dedik hocam, bayağı 112 saatlik evet. bir program. Hafta sonları değil mi? Hı hı. Bizim programımız ne zaman başlayacak hocam? 24 Aralık'ta başlıyoruz. 24-25 Aralık'ta başlayacak. Evet. Neredeyse Mart ayına kadar tabii. sürecek. Yaklaşık sürecek. 3 ay süren bir eğitimimiz olacak. Ve 7. grubu yapıyoruz. Evet. Yani uzun aslında çok geçmiş olan bir programımız değil. Daha yeni başladık sayılır ama talep yoğunluğundan dolayı 7. grubu açıyoruz. Evet. E, tabii ki eğitime başvuru yapmak isteyen arkadaşlarımız Üsküdar Üniversitesi Ailemer sitesinden veya da yine ÜSEM Sürekli Eğitim Merkezi'nden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hocalarımız da zaten sosyal medya hesaplarından da e, takip ediyorsanız eğer veya takip etmek isterseniz de sorularınızı programla ilgili sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Tabii ki memnuniyetle kayıt için tabii ki bize ulaşmanız gerekiyor. <laughs> e, hocam eğitimin içeriğinden modüllerden biraz bahsedebilir miyiz? Kaç modülden oluşuyor? Neden modülden oluşuyor? Neden ayırdık? Şöyle toplamda 7 modül üzerinden eğitimimizi devam ettireceğiz. İlk modülde genellikle işte cinsellikle ilgili genel kavramlar, cinselliği tanıyıp anlama noktasında bir modülümüz olacak. Geçmişi, tarihçesi, işte bugünümüzde ne durumdayız terapiler noktasında yine cinselliği ve insan fizyolojisini ve anatomisini özellikle kadın ve erkek onun üzerinde duracağız. Daha sonraki modüllerde artık yavaş yavaş cinsel gelişim çocukluktan itibaren alarak ergenliğe ve en nihayetinde erişkinlik seviyesindeki cinselliğe kadar getirip orada kadın ve erkeğin cinselliğe bakış açısı, cinsellikten beklentileri noktasında bir süreci izliyoruz. Yani belli bir algoritma üzerinde gideceğiz. Akabinde de cinsellikle ilgili yine yaşanan problemlerin neler olduğunu en sık karşılaşılan sorunların neler olduğu üzerinde modüllerimiz olacak ve Spesifik olarak işte kadındaki cinsel işlev bozuklukları ve erkekteki cinsel işlev bozukluklarını başlık başlık alıp bunların hem nedenlerini hem sürecin nasıl devam ettiğini, nasıl bir formülasyonla terapiyi devam ettireceğimizi ve orada hangi tür teknikleri uygulayacağımızı ayrıntılı bir şekilde her modülde farklı başlıklarda mutlaka işliyor olacağız Hı -hı. ve en son modülümüzde de e, benim çok önemsediğim bir şey var üreme sağlığı ve aile planlaması evet. yöntemler özellikle bunu da e, işlemek istiyoruz çünkü e, günümüzde biliyorsunuz işte Covid nedeniyle bir Hı -hı. pandemi süreci yaşıyoruz ama inanın ki pandemideki e, hastalık sayısından hastalanan kişi sayısından çok daha fazlası cinsel yolla bulaşan hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz Hı -hı. hem de bu konulara e, eğilerek hem Bizimle birlikte yol alan arkadaşlarımıza bu konuda bir farkındalık yaratmak hem de danışanlarına ileride daha faydalı olabilecek bilgileri vermeleri için devam edeceğiz. Bir de en son bir süpervizyon şeklinde bir uygulamamız olacak. Orada da eğitime katılmış olan arkadaşlardan hepsinden mutlaka bir en azından bir seanslık bir sürecin nasıl yönetilebileceğini dair onların bir hazırlık yapmasını ve onun üzerinden gerekirse vaka tartışmaları yaparak süreci sonlandıracağız. Hı hı. Bununla ilgili bakan tartışmaları dediğiniz ya, e, herhangi bir sempozyum ya da böyle e, e, etkinlikler var mı? E, şimdi, vaka analizi gibi. Şimdi direkt vaka analizi gibi tabi öyle sempozyumlar yok ama Hı. biz burada alıyoruz. Hı. Ama dileyen arkadaşlarımız zaten bizimle sürekli irtibat halinde oluyorlar. Talep halinde ona göre ayrıca süpervizyon katkısı hı hı. da sağlayabiliyoruz tabii. Hı hı, evet. Önemli olan da zaten eğitimden sonra bu tarz e, katkıların devam etmesi. Çünkü en çok sıkıntı yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de hı hı. eğitim aldıktan sonra insanlar e, o eğitimi hemen kullanmıyorlar. Haliyle karşılarına ve önlerine geldiği zaman kullanıyorlar. Bu hı. diğer eğitimler için de geçerli uygulayabil yani uygulanabilir, uygulaması olan, süpervizyonu olan eğitimler için Tabii. geçerli. Sadece sağlık sektörü değil. İşte biz mesela yangın eğitim veriyoruz, yüksekte çalışma eğitimi de veriyoruz. Ee, haliyle eğitim aldıktan sonra arkadaşlarımız bizi rahatlıkla arayabiliyorlar ya da hocalarımıza rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Hı hı. Çünkü e, vuku bulduğunda daha etkili oluyor. Mutlaka. Değil Şimdi mi? teorik zaten bir şekilde telafi edilebilir. Evet. Herkes yani bir kaynaktan ulaşabilirsiniz bunu kolaylıkla bu bilgileri edinebilirsiniz. Ama şimdi pratik uygulamada, pratikte karşılaştığınızda sorunları nasıl çözeceğiniz hangi aşamalara veya birinden mutlaka bir destek almanız gerekiyor. Yani bakın ben yıllardır uğraşıyorum bu alanda ama her vakada yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Şimdi en nihayetinde hani teorik bilgileri verdiğinizde standart Kitabı bilgiler vardır, akademik bilgiler vardır. No. Ama şimdi tıpta özellikle biz bunu çok kullanırız. Hastalık yoktur, hasta vardır diye bir tanımlama vardır. Şimdi bizim vakalarımızda da öyle. Yani mesela bir vajinismus vakası geldiğinde işte e, kitabı bilgi olarak bellidir ama danışanınızla konuştuğunuz zaman, ondan hikaye aldığınız zaman bambaşka bir noktaya sizi götürebilir ve bambaşka bir noktada onun tedavisini planlayıp o, o şekilde yol almanız gerekir. O yüzden e, bu süpervizyon eğitimleri çok değerli. Peki hocam e, tabii siz de konuştukça kafamda sorular da e, çoğalıyor. E, eğitim programını aldıktan sonra geri bildirimler size nasıl oluyor? İşte bu süpervizyon ya da danışmak için hocam nasıl yapmalıyım falan gibilerim. Şimdi özellikle bunda aile danışmanlığında çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Çünkü aile danışmanlığında biliyorsunuz çok uzun soluklu bir evet. eğitim. 420 saat gibi bir eğitim. E, cinsellikle ilgili ben ilk konuşmaya başladığım zaman yani sınıfın genel bir halini genelde bir gözlemleri hep böyle bir çekinik, hep bir e, donuk e, olur insanlar. Çünkü cinsellik hepimiz için bir tabu hala. Evet. Ne kadar da olsa. Evet. Yani lisans mezunu da olsanız hı hı. E, en nihayetinde tabu. Bununla ilgili e, genel bilgileriniz olsa da orada toplum içinde bunu konuşmak ya da neyin nasıl konuşulacağını e, kestiremediğiniz için böyle bir çekinik e, davranışlar oluyor. Ama süreç içinde aslında cinselliğin de bizim yaşamımızda doğal bir olay olduğunu, bunu konuşmanın, cinsellikle ilgili yapılan paylaşımların aslında bizim hayatımıza da ne kadar çok katkı sağladığını, kendi hayatımıza da ne kadar çok katkı sağladığını gördükçe çok rahat diyor öğrencilerimiz, oradaki arkadaşlarımız ve en nihayetinde de hocam biz böyle olacağını hiç bilmiyorduk. Yani işte çok faydalı oldu, kendimizden de bir şeyler bulduk, kendimizi de bulduk şeklinde. Genelde hep pozitif geri dönüşlerle karşılaşıyoruz. Yani şu ana kadar ben negatif bir geri dönüm almadım. O yönden çok mutluyum. <laughs> pozitif olacağına adıma. eminim zaten. Yani. <laughs> e, süper vizyon kısmından zaten bahsettik biraz da. E, buradaki yine söylediğiniz aile danışmanlığında özellikle <laughs> geri bildirimlerdeki farkındalıklarından bahsettiniz. Peki işte teorik kısmı aldılar, süpervizyon kısmını da aldılar. Bir danışanla ilgili size de geri bildirimlerini yaptılar. Buradaki normal danışmanlık, aile danışmanlığı ya da farklı terapilerle ilgili birçok terapi programları var biliyorsunuz. Farkındalıkları neler oluyor en çok? Terapiyle ilgili diyelim Yani buna. şimdi şöyle bir şey dediğimiz gibi yani cinselliğin o zaman, e, ilk başta ne olduğunu çok daha iyi kavruyoruz. Hı hı. Çünkü biz de biliyorsunuz yani genel e, algı şudur cinsellik eşittir seks diye tanımlarız. Hı hı. Ama aslında bu böyle bir şey değildir. Şimdi cinsel yaşam dediğiniz e, bir e, canın dünyaya geldiği ilk nefesini aldığı andan son nefesini verdiği ana kadar devam eden bir süreçtir. Ve sürekli değişkendir, dinamiktir. E, hayatınızın her döneminde, çocukluk döneminde farklıdır, ergenlik döneminde farklı, erişkinlik döneminde, yaşlılık döneminde, hatta gebelikte dahi hepsi farklıdır. Şimdi burada kişiler öncelikle nelerin olabildiği, nelerin olabileceğini, ne gibi değişikliklerin olabileceğini anlıyorsunuz, kavruyorsunuz. Ve sonrasında danışanlarınıza da bunları çok daha rahat ve net bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Yine var olan problemlerle nasıl başa çıkılacağını nasıl başa çıkılması gerektiğini danışanlarınızla çok rahat bir şekilde konuşup onların hayatlarına bir dokunuş sergiliyorsunuz. ve bu çok kıymetli bir şey. Hani bu noktada cinsel terapi eğitimi aynı zamanda da multidisipliner bir yaklaşımdır. Şimdi biz burada hani sürekli terapi noktasında bahsediyoruz ama şimdi bu sürece başlarken aslında ilk yapmamız gereken de şudur. Danışanlar bize geldiğinde hikayesini aldığımız zaman mutlaka bir hekim tarafından kontrolünü de istiyoruz. Hmm. Neden? Çünkü şimdi bir kadının kadın doğumcu, bir erkeğin de bir ürolog tarafından mutlaka görülmesini istiyoruz ki burada soruna yol açan fizyolojik bir neden var mı yok mu? Önce bunu tespit ediyoruz. Eğer fizyolojik bir neden varsa zaten yapacağınız terapi size bir katkı sağlamayacaktır. Evet. O yüzden önce fizyolojik bir problem var ise bunun çözümü noktasında hareket ediyoruz. Akabinde de ondan sonrasında terapi diğer o duygusal psikolojik faktörleri ortadan kaldıracak bir süreç şeklinde ilerliyoruz. Aynı zamanda şununla da karşılaşıyoruz. Mesela hayatında her şey normal giderken birdenbire bir cinsel işle bozukluğuyla karşılaşıyor bir çift hı hı. ve bunun ne olduğunu kestiremiyor, tahmin edemiyor. Size müracaat ettiğinde işte dediğim gibi o hikaye kısmını aldığınız zaman örneğin yeni çıkmış bir şeker hastalığı tespit ediyorsunuz. İşte şeker hastalığının da ister istemez sinirleri ve dokuları etkilemesinden dolayı oluşturduğu bazı sorunlar oluşabilir. Hı hı. Bunun için direksiz hekime yönlendirdiğiniz zaman hem o kişinin şeker hastalığını kontrol etmiş oluyorsunuz hı hı. hem de cinsel hayatının da daha sağlıklı, daha düzgün bir şekilde devamını sağlıyorsunuz. Belki sadece şeker hastalığı değil başka sebepler tabii, de tabii. olabilir. Yani yani bir, bir, tabii tabii yani pek çok. Ben bunu örnek olarak verdim. E, böyle bir adım atmaları bile tabii. kendi sağlıklar açısından hem psikolojik hem de tıbbi olarak <laughs> e, birçok arkadaşımız bu konuyla ilgili e, yaşayanlar olabilir. <laughs> e, onları da bu konuda yönlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani böyle şikayetlerle ya da Arkadaşlar arasında konuşmalar olursa. <laughs> tabii. Gezden, zaten genelde hep bize şey olarak gelir. Yani böyle e, sorular. İşte hocam bizim bir arkadaşımın bir sorunu Hı -hı. var şeklindedir. Hı -hı. Biz de o arkadaşınıza söyleyin. E, gelsin bizimle bir görüşsün, bir seans yapalım. Problem nedir, ne değildir diye. O şekilde giriyoruz yani konuya genellikle. <laughs> hocam e, şimdi e, dediğim sizinle konuşurken beynimde de başka sorular da ateşleniyor. E, tabii Yine e, bahsettiniz, ben biraz daha da e, tekrar hatırlatmak ist anlamında sormak istiyorum. E, cinsel dediğiniz hani seks olarak düşünülüyor, fakat aynı zamanda da cinsel hayat bizde evlilikte başlıyor. Yani böyle bir tabumuz da var. Tabii ki artık bu da aşıldı evlilik öncesi yaşandılar ama bizim için cinsel hayat e, asıl evlilikte. Burada e, tabii ki gençler evlendiğinde işte karşılaştıkları sorunla ilgili. Ee, şu anki eee genç nesil değil. E, tabii ki bir cinsel terapiste veya bir aile danışmanına rahatlıkla gidebiliyor evet. bizim böyle bir problemimiz var e, diye. Fakat dönem içerisinde dediğiniz gibi farklı nedenlerle e, yaşayanlar bunları nasıl da anlamaları gerekiyor? Yani bende bir bozukluk var ama neden yani bu e, ya da bunun sınırlaması nedir? Nasıl bunu fark etmesi gerekiyor? Şimdi bir sefer bunu fark edebilmesi için kişinin kendi bedenini iyi tanıması gerekiyor ve kendi duygularını da iyi tanıması gerekiyor. Ee, dediğiniz gibi bizde hani evlilikle birlikte başlayan bir cinsel yaşam hala e, hani o tabu kırılmış olsa dahi devam Hı -hı. eden bir süreç. Şimdi burada e, ben hep şu örneği veriyorum. Yani siz işte bir e, erkek ya da bir kadınla evlenme kararı alıyorsunuz. İşte bir Söz yapılıyor, nişan Hı -hı. yapılıyor, düğün hazırlıkları başlıyor. Orada e, yani hangi mobilya, hangi renkte olacak, ne olacak bunlara kadar oturup konuşuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Ama sizin o birlikteliğinizde yaşayacağınız en temel öge cinsellik bunu maalesef konuşmuyoruz çiftler birbiriyle. Şimdi konuşmadığınız zaman bu noktada birbirinizi tanıyıp anlamadığınız zaman birdenbire o ilk gece e, e, yaşamaya başladığınız anda mutlaka bir sorun, karşılaşabiliyorsunuz. Evet. o yüzden de burada mesela e, cinsel danışmanlık, evlilik öncesi cinsel danışmanlığı da mutlaka değerlendirmek ve onu da almak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Akabinde e, gayet güzel giden bir cinsel hayatınız var ama bir şeylerin bozulduğunu fark ediyorsunuz. Bunu zaten çok net görürsünüz. Ama neden olduğunu bilemeyebilirsiniz. Ya da buna sebep olan şeyin ne olduğunu, nasıl düzelteceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bize genelde hep geldikleri zaman işte danışanlarımız şöyle derler hocam biz hani bir süredir işte uğraşıyoruz bir şeyler yapmaya çalıştık ama başaramadık. Hı hı. Çünkü siz aynı e, kısır döngünün içinde devam ediyorsunuz. Farklı bir bakış açısı geliştirmiyorsunuz. Ya eşinizi suçluyorsunuz ya kendinizi suçlayıp geriye çekiyorsunuz. Oysa belki de ortada e, sadece kurulacak üç cümleyle hallolabilecek bir sorunu hı hı. çok fazla büyütüyoruz. O yüzden bu tür durumlar olduğu zaman bu tür hani farklılıkları hissettikleri zaman ve en az biz bir de şöyle söylüyoruz. En az 6 ay süreyle bu problemin devam etmesi gerekir. 6 ayın üzerine çıkan şekilde eğer bu problem devam ediyorsa mutlaka bir uzman görüşü almakta fayda var. Bakın terapi demiyorum görüşü almak lazım. Görüşü almak. Çünkü burada önemli olan şey öncelikle danışanların geldikleri zaman problemin ne olduğunu bizim anlayabilmemiz. Ondan sonrasında gerek oluyorsa biz terapiye gidiyoruz. Ama bazen oluyor ki hani bir seansta ya da iki seansta o hikayeyi aldığınızda söyleyeceğiniz birkaç tane cümle hayatı tamamen pozitif hmm. yönde değiştirebiliyor. Şimdi iki sorum olacak ama önce birinci sorumu unutmadan sormak istiyorum. Ee, hocam hep çiftlerden bahsediyoruz. Hmm. Ve bu çiftlerin yetiştirmiş olduğu çocuklar var. Ve jenerasyon da sürekli değişiyor e, ee, teknolojiyle birlikte değişiyor. Ee, burada aile, yani şimdi sizin büyük bir avantajımız var. Hem aile danışmanında eğitim vermiş olmanız hem bir cinsel terapist olmanız. Ee, nasıl bir yaklaşımla yaklaşması gerekir? Hangi aşamada yaklaşması gerekir? Ergenlik çağında mı? Ya da hiçbir şey bilmiyor. Evet. Ee, bunu öğretmeli mi? Öğretmemeli mi? Nasıl olmalı? Şimdi zaten yani çocuk gelişimine baktığınız zaman 3 yaş civarında artık yavaş yavaş hani cinsel hayata dair sorular sormaya başlar. İşte bu nedir, bu nedir şeklinde e, ya da işte televizyondan ya da başka bir yerden bir kelime bir şey duyar hiç duymadı ve bir anda size pat diye soru verir. Şimdi burada bir donup kalır zaten aileler. Nasıl cevap vereceğini bilemez. Ya geçiştirirsiniz, ya işte tepki verirsiniz ya da e, o noktada gerekli açıklamayı yaparsınız. Aileler burada çok zorlanıyorlar. Ne yapacağımız noktasında. Eğer siz o çocuğun sorusunu reddederseniz veya sert bir tepki gösterirseniz o çocuğu temelden itibaren cinsellikle ilgili, cinsel hayata dair hep bir korkuyla, hep bir işte ya bu ayıp, bu günah, yani bununla ilgili konuşursam ya da bir şey söylersem ben tepki göreceğim diyerek kendine baskılar ve bu erişkin hayatını da mutlaka etkiliyor. Hocam bir de o konuda en büyük benim hani gözlemlemelerim diyeyim söyleyeyim. Küçük yaşlarda bahsetmiş olduğunuz yaşlarda Hı -hı. çocukların bu tarz yapmış olduğu ya da sorular ile ilgili ailenin bir başka tepkisi var. Reddetme değil de bir e, gülme. Tabii. İşte o da aslında bir reddetmedir. Evet. Yani çocuk açısından baktığınızda kendisiyle hani dalga geçildiği önemsenmediği hissini aslında onda uyandırır. Hı hı. İşte bu da çocuğu e, olumsuz yönde etkiliyor. Demek ki yani ya, bu. Alay etme. Evet yani evet. demek ki bu hani alay edilecek ya da böyle küçümsenecek bir konuymuş. Ben benim alay edilsin istemem. Hiç kimse evet. istemez. Evet. E, çocuk da aynı şekilde. O hı zaman hı. oradan kendini e, çekiyor, uzaklaşıyor. Burada şunu yapması lazım ailelerin. Çocuk bir soru sorduğunda. Eğer o soruya verebileceğiniz net bir cevabınız o an yok ise ya da tam bilemiyorsanız nasıl söyleyeceğinizi çocuktan müsaade isteyin. Oğlum ya da kızım güzel bir soru sordun ama ben de bunu tam olarak bilmiyorum şu an. Ben bunu bir öğrenip ondan sonra sana açıklayayım. Dediğinizde çocukla aranızdaki o iletişimi hem koparmamış olursunuz hem de o bağı aslında daha da güçlendirmiş olursunuz. Hı hı. Çünkü çocuk diyor ki ben bir soru sordum. Annem ya da babam beni önemsedi ve bunu araştırıp bana tekrar geri dönecek. En sağlıklı olanı bu. Evet. Çünkü aileler yani yetiştirme tarzı olarak baktığımızda hakikaten bizler de çocuklara nasıl yaklaşacağımızı tam bilemiyoruz. Ama reddetmek asla. Mutlaka hangi sorun olursa tabii, olsun. Tabii tabii yani tabii. Sadece... tabii çocuk gelişiminde bu, evet, bu hepsi var. için evet, geçerli evet, ama hı -hı. hani cinsellik biraz daha bu noktada hani katı bir tutum sergilediğimiz için buna hiç gerek yok. Rahat olmak lazım bilmediğimiz şeyi öğrenip ona göre çocuğa aktarmak gerekiyor. Yine gelişim süreci boyunca mutlaka çocuklara ergenlikle ilgili bilgilendirmeleri de yapmak gerekiyor. Son yıllarda artık evet, adet yaşı, evet yani özellikle kız çocuklarının adet yaşı geriye doğru gelmeye başladı. Yani 9-10 yaşlarına kadar düştü. Şimdi bu durumda mutlaka o kız çocuklarına adetin ne olduğunu, nasıl olduğunu nelerle karşı karşıya kaldığını, kalabileceğini mutlaka uygun bir diline anlatmak lazım. Yoksa pek çok kadınımızın ya da kız çocuğumuzun yaşadığı sorun oluyor. O bir travma olarak kalıyor onlarda. E sonraki hayatlarını da maalesef olumsuz etkiliyor. Yine erkek çocukları için de ergenliğe girerken hani fiziksel anlamda da bedenlerinde ne gibi değişikliklerin olacağını ya da ruhsal anlamda nasıl değişiklikler olacağını mutlaka konuşmak gerekiyor. Yani her şeyin temelinde olduğu gibi hakikaten cinsel hayatımızda da en temel nokta iletişim. Çiftler ya da aileler çocuklarıyla ne kadar sağlıklı bir iletişim kurabilirse cinsel hayatın diğer sosyal hayatımız gibi normal bir döngü olduğunu kabul ettiğimiz müddetçe hiçbir sorun yaşamayız. Bir de bunun utanılacak bir şey olmadığı yani sadece şey anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın sözlerim. <gülüyor> <gülüyor> Cinsellik yaşamak utanılacak bir şey anlamında değil. Çünkü e, siz buna engel olamazsınız. Yani ergenlik çağındaki gibi çocuğunuz veyahut da yetişkin 20'li yaşlarda olabilir. Ergenlik çağı da aşmış olabilir. Ama bekar olabilir hı hı. bu cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklarla karşı karşıya yüz yüze geldiğinde bunu saklamamalı Kesin. saklamamalı ki paylaşmalı. Ki bununla ilgili nasıl bir çözüm üretmeleri gerektiğini birlikte karar vermeli. gerekli yerlere müracaat etmeli. Ee, en önemli kısım aslında bence bu. Biraz da şey de var hocam. E, tabii sizin gözlemleriniz de var mı bilmiyorum ama ben tabii anne olduğum için şey yapıyorum. Daha farklı bakış açısına sahibim. Ee, e, bahsettik ya jenerasyonda değişiyor. Evet. E, ve aileler de biraz şöyle de yaklaşabiliyor mu? Ya çocuk her şeye ulaşıyor, benden daha fazla bilgiye sahip. Hı hı. Sanan ortamda kimlerle hani paylaştı, ne yaptı, ne etti gibi. Ee, o yüzden biraz da rahat mı davranıyorlar bu konuda? Ama şöyle bir durum var. Şimdi teknolojinin nimetlerinden yararlanmak güzel. Ama doğru noktada doğru kişilerden, evet. doğru kaynaklardan bilgi almak lazım. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> sosyal medyada ya da internet üzerinde baktığınızda işte cinsellik yazdığınızda milyonlarca sayfa çıkıyor karşınıza. Herhangi birine tıkladığınızda o kişi hakikaten size doğru bilgileri mi veriyor? Buna çok dikkat etmek lazım. Burada işte asıl bilgi kirliliği, asıl çocukların işte hani o kargaşasını bazen daha da artırabiliyoruz. Evet. O yüzden doğru kaynaktan, doğru merkezden doğru bilgileri alıp Onları uygulama noktasına geçirmek lazım çocuklar açısından. Nasılsa biliyordur bir şekilde öğrenmiştir moduyla geçişini. Şimdi orada lazım. bilinen şeyler ya da öğrenilen şeyler maalesef işte erişkin anlamda cinsel hayatınıza, seks hayatınıza başladığınız zaman size çok daha negatif geri dönüşlerle oluyor. Bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz çünkü. Hı hı. Özellikle işte bu porno film sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte oradaki görüntülerin ya da oradaki mizansenlerin diyelim yani adı üstünde bir film. Kurguların gerçekmiş gibi addederek kendi yaşantılarıyla kıyaslamaya başlıyor çiftler. Evet. Ve orada da müthiş bir işte performans kaygısı, anksiyetesi yaşıyorlar ve bu kendi hayatlarını bozuyor. Oysa ki biz çok vakada öyle karşılaşıyoruz. Yani işte mesela erken boşanma sorunuyla gelen bir kişiye işte gerekli hikayeyi alıyorsunuz, soruyorsunuz, söylüyorsunuz ve diyorsun ki sen de böyle bir sorun yok nasıl yok hocam işte yani filmlerde şöyle böyle ama yok. Çünkü olması gereken normali işte bellidir. Evet. Sen oradaki kurgu üzerinden kendini kodlamaya başlıyorsun. İşte tamam iyi yanı var teknolojinin ama maalesef işte bazı negatif yönleri de var. Evet. Yani bu negatif yönlerine bahsetsek zamanımız da yetmez. Yetmez. programımızda pek uygun olmaz ama evet. amacına çıkmış amacın dışına çıkmış oluruz. Ee, hocam, sosyal medyadan bahsettik. Şimdi <laughs> e, bir, e, ikinci soruma, diğer soruma geçmek istiyorum. E, rahatsızlığım var. Haliyle herhangi bir fiziksel rahatsızlığım var. Bununla ilgili en yaptığımız şeylerden bir tanesi işte arkadaş, komşu, ondan sonra benim böyle bir rahatsızlığım var. İşte e, ne yapmam gerek Hemen Aa, şu falanca doktor var, hemen şu hastanede hemen randevu alalım şunu yapalım, bunu yapalım. E, fakat işte işin içerisinde cinsellik girdiğinde kişiler haliyle sosyal medyada hı hı. E, yani gidip bunu birine de soramıyor. En elin altında olan e, bu konuyla irdeleyen belki de sosyal medyadaki e, kişileri tercih ediyor ya da televizyon programlarına çıkan işte bu aile programlarına hı hı. çıkan e, kişileri tercih ediyor. Onlara ulaşmaya çalışıyor bir şekilde. Bununla ilgili nasıl bir önlem almaları gerekiyor ya da öncelikle neye bakmaları gerekiyor belge özellikle belge hususuna da dikkatini çekmek istiyorum. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi şöyle oluyor dediğiniz gibi mesela o programlarda çok farklı yayınlarda çok farklı yaklaşımlar olabiliyor şimdi oraya baktığınızda Sizde e, her türlü şey olabilir, her türlü rahatsızlık olabilir. Ben hep o, şu örneği veririm. Yani mesela bir e, yine programda işte bir e, profesör hocamız örneğin mide kanserini anlatıyor. Evet. Mide kanserini anlatırken işte şöyle midenizde ağrı olur, işte zayıflama olur, işte yemek istemezsiniz gibi genel semptomlardan bahsediyor. Siz onu dinlediğiniz zaman aa ben de mi acaba mide kanseriyim diyeme şansına sahipsiniz. Yani o duygu, duyguya kapılabilirsiniz. İşte cinsellikte de bu böyle. Yani orada bir sosyal medyada ya da herhangi bir sitede bir yayın yapan ya da bir şeyler açıklayan arkadaş genel bir tanımlama yapar. Oysa ki nasıl hepimizin kaşı, gözü, boyu, kilosu birbirinden farklıysa cinsel hayatımızdaki aldığımız doyum, oradaki kalite ya da oradaki arzularımız da birbirinden farklıdır ve yaşadığımız sorunlar da birbirinden farklıdır. O yüzden orada alınan bilgiler üzerinden kendilerine yorum yapmasınlar, çıkarımda bulunmasınlar bir sorun olduğunu hissediyor iseler mutlaka bir uzmana danışsınlar ki doğru noktada doğru müdahaleler yapılabilsin. Eğer siz yanlış bir değerlendirme yapıp yanlış müdahalelerde bulunursanız o zaman yani bu kısır döngü içinde Arap saçına döner ve daha büyük bir çıkmaza doğru gitmiş olursunuz. O yüzden her zaman doğru kaynak, doğru bilgi. O doğru kaynaktaki belgeyle ilgili. <laughs> Önce yani ne dikkat etmeleri Şöyle dedik. yani bir, bir nelere baksan ya şimdi ben siz <laughs> hekim olduğunuzu <laughs> biliyorum. İşte diplomanızda zaten ofisinize evet. gittiğinizde asılı. Ama burada ön tabii ki bir ön görüşmeyle işte ne oluyor? Biz size bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. <laughs> i̇şte dediğiniz gibi hani işte bir ya sosyal medyadan görüyor, çalışmalarınızı görüyor. Ondan sonra ya da herhangi bir televizyon programında görüyor. Bunun üzerine sinir iletişime geçiyor. Ama evet. bazen oluyor ki o televizyon programları programlarında yanlış insanlara çıkıyor. İşte şimdi mesela şahidiz işte hekim cerrah diye hiçbir diploması olmayan bir kişi rahatlıkla elini kolunu sallayarak bir hastanede çalışmış örnek olarak. Evet. Çünkü çok hassas bir nokta. Bu diğer alanlar için de geçerli. Ama biz cinsel terapi terapistler için ve aile danışmanları evet. için konuşuyoruz. Ne bakmaları gerekiyor? Şimdi burada zaten kişi hakikaten etkin mi? Yani az önce saydığımız gibi bir hekim Hı -hı. mi, bir psikolog mu, bir psikolojik danışman mı? Bu lisans diplomasının olması gerekiyor. Bunu sorabilirsiniz. Hı -hı. Yani bunu sormaktan da çekinmemek gerekiyor. Dediğiniz gibi evet. çünkü yanlış yönlendirmeler ya da yanlış şeyler oluyor. Akabinde bu konuyla ilgili eğitimi var mı? Sertifikası var mı? Ee, bizim işte Ailemer üzerinden Üsküdar Üniversitesi'nde verdiğimiz eğitim neticesinde E-Devlet onaylı. Sertifika evet. programı olduğu için direkt e-devletten görünebiliyor. Evet. Gerekiyorsa kişiler bu noktada bu sertifikaları da sorgulayarak doğru yerde olup olmadıklarını çok net görebilirler. Sertifikaların üzerinde Tabii. QR kodu oluyor arkadaşlar. <laughs> evet. e, QR kodunu e, telefonunuzda hemen direkt e-devlette e, kişinin e, bu sertifikaya sahip olup olmadığı ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Kesin. Teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Ee, hocam ee, şimdi e, geçen gün bir e, başka farklı bir alanda e, tabii Levi Derya danışanlar hepsi birbirinden farklı e, eğitim alan yeni süpervizyonda yapmış bir e, kurs yerimiz katılımcımız. E, birinci sorum ilk e, terapide yani korkuyorlar da çok ciddi bir Alan çünkü e, neyle karşılaşacaklarını da bilmiyorlar. Nasıl bir yaklaşım tabii ki siz bunu derslerinizde öğretiyorsunuzdur. E, bir yaklaşımla e, ilk terapisini yapması lazım. Şimdi şöyle siz zaten yeterli eğitim alıyorsunuz, o donanıma sahipsiniz. Hı -hı. Ama işte ilk adım atmak her zaman zordur ya. Yani orada o aldığınız eğitimin ne kadar kaliteli olduğunu bir sefer e, kabullenmeniz gerekiyor. Hı -hı. Akabinde danışanlarınız geldiğinde siz ne kadar rahat olursanız. Tanışanlarınız da size o kadar rahat olacaklar. Yani siz onları rahatlatırken aslında o diyaloğu kurduğunuz zaman onlar da sizi rahatlatmış oluyorlar. O yüzden olduğu gibi kendinizi fazla kasmadan kendinizi zorlamadan doğal halinizle davranın. Çünkü siz o eğitimi aldınız. O donanıma zaten sahipsiniz. Hı hı. O işin uzmanı artık sizsiniz. Ve karşınızdakine bir fayda olsun diye bunu yapıyorsunuz. Bu noktada düşündüğünüzde kendinizi rahat bırakıp işinize odaklanıp onu yaptığınız zaman hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Bu bir süreçtir ama yani evet. çünkü her zaman her vakada söylediğim gibi yeni bir şeyler öğreniyorsunuz, yeni bir şeyler kendinize katıyorsunuz. O öğrenmenin sonu yok. E doğru. Şimdi böyle düşününce de yani bu vakada zorlandığınız bir husus olabilir ama bir iki seans sonra onu çözebilirsiniz. Ya da bir başka danışanınızda ha geçen de böyle olmuştu ama ben burada buna dikkat edeyim şeklinde kendi geri bildirimleriniz üzerinden de kendinizi rahatlatarak bu süreci kolaylıkla yönetebilirsiniz. Hı hı. O yüzden herkes rahat olsun. Hı. Peki hocam e, aile danışmanı eğitimi <laughs> almış yine cinsel terapi eğitimi almış öğrencilerimizin e, bu konuları daha da desteklemek için yönelmesi gereken Eğitim programları, mesela bizde bir oyun ve masal terapi hı hı. var örnek olarak söylüyorum. Yönlendirmeleri gereken ya da kendilerini destekleyici eğitimler neler olabilir? Şimdi şöyle şimdi cinsellik hakikaten dünyada da böyle. Çünkü multidisipliner <laughs> bir alan tabii, tabii. olduğunu söylediğiniz için Hı -hı. E, farklı alanlarda da biraz bilgiye de sahip olmalı gerekiyor. Şimdi şöyle zaten eğitimde o şeyi veriyoruz. Yani Hı. ilk derslerde o terapi sürecine girerken nelerin yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Yani kimden nasıl bir destek alacağınızı almanız gerekiyor. Bunu mutlaka arkadaşlarla paylaşıyoruz. Çünkü bunu yaptığınız zaman sizin işiniz kolaylaşır. Ama... Bunu ötelerseniz, bunu yapmadığınız zaman işin içinden çıkmanız da zorlaşır. Çünkü orada fizyolojik mi ya da başka bir neden mi var yoksa sadece psikolojik mi bunu çözemezsiniz. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma: Arkadaşlar mutlaka e, terapi yaptığınız ya da çalıştığınız kurumda ya da oraya yakın bir yerde bir kadın doğumcu, bir ürolog arkadaşla mutlaka diyalog içine girin. Kendinizi tanıtın. E, cinsel terapiyle ilgilendiğinizi, bu tür vakalarla e, çalıştığınızı. Ve herhangi bir sorun düşündüğünüzde kendileriyle işte iletişimde olacağınızı, olmak istediğinizi mutlaka belirtin ve yazın. Ben diyorum ya yani 3 satır ya da bir paragraf yazacağınız bir yazı oradaki hekim arkadaşımı onun değerlendirmesi ve onun size geri bildirimi olayı bambaşka bir boyuta taşır. O yüzden bu multidisipliner yaklaşım içinde kendinizi de güvende hissedersiniz. Acaba ben bir yerde eksik mi yaptım, bir yerde hata mı yaptım gibi bir sorgulama içine de girmezsiniz. O zaman da daha rahat ilerler zaten terapi süreçlerimiz, seanslarımız. O yüzden bu, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Peki danışanlar açısından baktığımızda orada güzel bir noktaya değindiniz. Ee, hani e, baştan beri de konuşuyoruz. Ee, olayın önce kişinin fiziksel durumu, ruhsal durumundan mı kaynaklı olup olmadığı ile ilgili bir tespit yapıyoruz ve gerekli mercileri yönlendiriyoruz ya da hekim arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz dediniz. Ama hani yine gözlemlerimden yola çıkarak söyleyeceğim. Direkt kişi müracaat ettiğinde hiç buna değinmeyen arkadaşlarımız da olabiliyor maalesef. Direkt ruhsal bir durumdan kaynaklı hı hı. olduğunu ve işte birden fazla seansla onlara gelmeleri gerektiğini ile ilgili bir tespitte bulunuyor. Danışan bu aşamada, danışanlara ne önerirsiniz? İlk görüşmede neleri hani evet diploması var, her şeyi var hı hı. yani kendisi de bilmiyor çünkü psikolojik mi değil mi diye. Ee, bu konuda da belki de hiçbir fikri de olmayabilir. Neye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi danışanlar bu noktada o söylediğiniz kısmı geçtikten sonra hı hı. danışmanla o terapötik ilişki dediğimiz o karşılıklı iletişimi sağlayabiliyorlar mı? En önemlisi bu. Şimdi bu burada eğer o iletişim sağlanabiliyorsa süreci çok daha rahat yönetebiliyorsunuz. Hı hı. Ama e, sağlayamadığınız noktada e, o zaman ne seansların kalitesi yeterince yüksek oluyor, ne de alacağınız sonuç yeterince yüksek oluyor. Ve burada danışanların şunu yapması, net olmaları gerekiyor. Yani benim şöyle bir sorunum var şeklinde mutlaka söylemesi, kapalı bir şeyleri bırakmaması gerekiyor. Ne kadar siz net olursanız, açık olursanız, karşınızdaki danışman da size o kadar açık ve net bir şekilde daha faydalı olacaktır. Çünkü Bizim en nihayetinde e, buradaki süreci nasıl yönetiyoruz? Önce karşı tarafı anlamaya çalışıyoruz, problemin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ama siz onu anlatmazsanız biz işte o seansların daha da uzamasına neden olur. Çünkü hı hı. problemi çözmeye çalışıyorsunuz, onu anlamaya çalışıyorsunuz. Ama siz ne kadar net ben şu 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 sorunları yaşıyorum ya da şunları 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 hissediyorum dediğinizde danışmanın işi de daha kolay olur. Hı hı. O yüzden bu e, iletişime mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Ee, peki hocam, e, kusura bakmayın bir anda İstanbul. bir ses duyar gibi oldum. Son yaşanan depremden sonra da artık kulaklar böyle. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ee, bu, e, tabii ki e, bir anda doğal afiyetlere de gireceğim. İnsanların... psikolojisini de bayağı bayağı etkiliyor. Ee, özellikle Covid'den sonra da... E, yine şöyle e, yazılar falan da okudum. Ee, insanların işte e, ölümle ilgili bir yüzleşmeleri ve e, ya artık ne yapacağım hani günübirlik yaşamak diyeyim ya da anı Hı -hı. yaşamakla ilgili daha fazla böyle bir şeyler olmaya başladı ve e, aile yapısı biraz da hani dağılmaya başladı gibi gözlemliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Bu şimdi, benim sorum. <laughs> estağfurullah. Yani şimdi hani travmatik dönemlerde hani evet. bu tür yaklaşımlar aslında normaldir. Çünkü yani insan en nihayetinde üreme içgüdüsüyle e, doğan hı hı. bir e, varlık. E, şimdi bu tür e, durumlarda travma işte ölüm korkusu, hayatın devamı işte geride ne bırakacağım gibi korkularla hani bu tür e, yaklaşımlarda bulunması gayet normal. Hı hı. Ama e, dediğiniz gibi şimdi anı yaşamak çok güzel bir şeydir. Anda kalmak, anda kalabilmek ki biz zaten o cinsel terapide ya da cinselliği anlatırken de onu söylüyoruz. En temel şey anda kalabilmektir, anı yaşamaktır. Ama burada o anı kiminle, nerede, ne zaman, ne şekilde yaşayacağınız bundan çok daha kıymetlidir. Çünkü e, anı yaşıyorum diyerek yanlış bir karar ya da o anın heyecanıyla yaşamış olduğunuz bir şey sizin daha sonraki hayatınızda negatif etkileyebilir. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Kiminle, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde yaşayacağım. Buna kimse karışamaz. Bunu sadece o kişi kararını verir ama orada da doğru kararı vermeye gayret etmesi gerekiyor. Aslında bununla ilgili programlarda daha sık yapılması lazım. Kişileri bilinçlendirici programlar daha sık olması gerekir. Evet maalesef öyle cinsel yaşamla ilgili özellikle çok çok daha fazla program yapmaya ve bilgilendirmeye ihtiyaç var. Peki. Hocam çok teşekkür ederim katılımınız için. Gayet e, güzel geçti. Bazı sorularımı soramıyorum. Özür dilerim. Bu da bir <gülüyor> 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 özelden alabilirim soruları. Bir arkadaşın sorularını alabilirim. Evet, dedim dediğim gibi sadece programımız eğitim içeriğinden e, oluştuğu için bu yüzden soramıyorum. Yoksa evet. rahatlıkla sorarım hocama. E, programımızla ilgili ben yine son bir duyuru yapmak istiyorum. 24-25 Aralık'ta başlayacak arkadaşlar cinsel terapi eğitimimiz. 7. grubumuzu açacağız. 112 saatlik bir program Mart'a kadar devam edecek. Başvurular ailemer üzerinden veyahut da Üsküdar Üniversitesi sürekli eğitim merkezi üzerinden yapılacak. Eğitim sonunda vermiş olduğumuz sertifika e-devlet üzerinden kontrolünü sağlayabilirsiniz. Tabii ki eğitimi tamamladıktan ve süpervizyonunuzu tamamladıktan sonra sertifikalarınız hazırlanıyor. Yine web sitesinden eğitime kimler katılabilir kısmından eğer alanınızla ilgili ise de yani o alandan mezunsanız eğitime katılabilirsiniz. Programımıza tekrar katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Son bir, sonra... bir cümle evet. söylemek yani Özür burada diyeyim. teşekkür hı. etmem gereken çünkü e, sevgili Mert Akçambaş hocam var. Evet. Hazır. Yani eksik olmasın bu konuda e, destekleri ve vizyonundaki bu güzellik için bir kez daha ona teşekkür hı hı. ediyorum. E, aynı zamanda beraber e, bu eğitim yürüteceğimiz e, Doktor Ayşe Düvan ve Doktor Özlem Demir Geyik arkadaşımla birlikte gayet kaliteli, hı hı. gayet güzel bir eğitim olacağını. O hocalarımız da eğitimde olacak mı? Ben olacaklar. şimdi burada katkıda bulunanlar kısımda yani on, olduğum için <laughs> eğitim o... içeriğinde katkıda bulunduklarını düşündüm. Tabii, onlar eğitim. da birebir olacak onlar olacaklar. Stek başında olacaklar. Ha, çok güzel onlar hocam. Program içeri gayet güzel. Ee, ben çok fazla detaya da girmek istemiyorum. Dediğim gibi web sitesinde program içeriğine de ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa da arkadaşlarımıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Zaten alan Alandan uzman arkadaşlarımı sizlerle görüşüyorlar bu konuyla ilgili. Ee, önümüzdeki hafta başka bir konukla tekrar birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın.